Seni dinlemeleri beni boşuma gider. Seni dinlesinler. Efendim? Niye? Ben dünya nüfusunun fazla olduğunu düşündüğüm için seni ama kimse ilaç almazsa ben hoşuma gider. Bizi... Kimse de iş yapmasa daha da hoşuma gider. Ben orada değilim. Sadece şuna kızıyorum, sinirleniyorum. Bir ezber sürekli tekrarlanıyor. En büyük silah istatistik. Ben bu istatistiğin bir yalan olduğunu söylüyorum sana. Ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü o istatistiğin aynı bak ölçümler gibi. Sen gidiyorsun kolesterol ölçümlerini, sen gidiyorsun şeker ölçümlerini, tansiyon ölçümlerini. Ben de sana bu kitapta diyorum ki, ya arkadaş bu kılavuz kitaplarını Amerika'da kimler, kimlerle işbirliği içinde yazıyor. Ben de sana bunu anlatıyorum. Sen bana geliyorsun kolesterol tartışması yapıyorsun, şeker tartışması yapıyorsun. Ama ben sana temelini anlatıyorum, temelini. Temelinin ne olduğunu, nasıl büyük bir kandırmacı olduğunu anlatıyorum. Sen bana tekrar dönüp de hepatit B aşısı... Ya ben onu biliyorum, biliyorum. Ya Soner Yalçın olarak biliyorum. Bana niye anlatıyorsun bunu? İhtiyaç varsa hepatit B ile ilgili tabii olsun. Ama öbür tarafta da... Bak adını vermeyeyim bir doktor söyledim. Fransa aptal mı? Fransa aptal mı? Almanya aptal mı? Fransa homeopatik ilaçlara çok yoğunlukla geçti Fransa. Almanya bunun lideri. Diğer ülkeler senin örnek aldığın, modern tıp dediğin... Niye onlar bu konularda daha şey duruyor, savunmada duruyor da sen her şeyini Amerika'ya bağladığın için Amerika'nın her dediğini yapar hale getiriyorsun ya. Niye Amerika'daki aynı aşıları kullanıyorsun? Biz 51. eyalet değiliz, anlayın artık şunu. Almış Rockefeller ne kadar tıp hekimi varsa, ne kadar kurum varsa Amerika'ya götürmüş ve Amerika'da bunları eğitmiş. Ben bunu söylemiyorum. Vakıf söylüyor. Kendi şeyinde vakıf söylüyor. Yok, ben artık buna bir nefrolog söylüyor. Diyor ki Soner Bey büyük oranda haklı diyor. Kullanan ilaç sayısı 4'ü geçtikten sonra zarar, ortak zarar faydayı geçmektedir. Şu an uydurulan hastalıklarla 65 yaşa ulaşan ciddi bunu bir... Bunu da okuma. Bu da bizim konumuz değil. Bunu çağır ama. Burada bunu konuşsunlar. Konuşacağız zaten. Hekimler bunları konuşsunlar. Bu buna bir vesile olsun. Ya... Sadece söylemek istediğim ve yalvarıyorum bu konuda. Şu ezberin içinden bir çıkalım. Ya ben tıp fakültesinde 6 yıl okudum. Benim de çok değerli profesör, ordinarius profesör Fatih Altaylı hocam vardı. Ya Fatih Altaylı hocanı Amerika'ya götürmüşler. Orada tıp bilgisini almış. O da gelmiş sana bunu öğretmiş. Fatih Altaylı'nın başımızın üstünde yeri var. Çok değerlidir, çok saygındır, bir şey demiyoruz. Sen de çok değerlisin, çok saygınsın. Sana da bir şey demiyoruz. Ama bir anlayışı tartışalım artık. Tartışıyoruz işte. Hayır, seninle tartışıyoruz. Ben oradaki yazana söylüyorum. Ben bizi orada sosyal medya üzerinden eleştirmeye çalışanlara söylüyorum. Bir gazetecilik çalışmasından bir ders alınması gerektiğini inanıyorum. Bak samimi söylüyorum. Soner büyük oranda hak veriyorum. Antidepresan konusu %100 haklısın. Öbür konuların çoğunda seninle hemen hemen aynı fikri düşeyim. Sadece aşı konusu mesela hatırla benim çocukluğumda hepimizin etrafında bir sürü çocuk felçli arkadaşımız vardı. Bacakları sakat kalmış. Şimdi mesela o aşı sayesinde... Şimdi de otistik var. Evet, otistik var evet. Evet, Aksaray'da mesela... Eskiden de vardı. Yapma gözünü seveyim. Bizim Celal Şakir kadar... otistik işte ya. Yapma gözünü seveyim. Bu kadar çevremiz otistik çocuk mu vardı? Bak. Aksaray'da o velilerin kavgası var ya kavgasında hı hı hı. Benim en çok üzerinde durduğum konu ya bu otistik nasıl bir salgın haline gelmiş. Biz niye bunun üzerinde durmuyoruz? Ben sana tıptı şimdi aşının içinde bıttırık kıttırık var o vardı ondan oluyor. Ben bunu demem diyemem ama ben sana derim ki ya bu çocuklarımızın bu kadar çok otistik olmasının sebebi ne kardeş? Civa ise civayı tartış, alüminyumsa alüminyum tartış, yoksa yoku tartış. Ama tartışalım. Bunu bir kabul görmüşüz. Devletin de tek yaptığı otistik çocuklar için eğitim yerleri açalım. Aferin çok iyi açıyorsun da ama gel bir temele in. Bu kadar bir salgın halinde nasıl geldi? Gıdadan mı geldi, ilaçtan mı geldi? Bunun üzerine bir kafa yoralım. Bu sadece Fatih Altaylı, Soner Yalçın'ın burada konuşmasıyla olacak bir şey değil. Bu sağlık sistemi. İktidarları sorgulayalım bu konuda. Ve bu nedenle iktidar, muhalefet partileri vesaire bilmem ne kitabımı lütfen okuyun diye imzalayıp gönderdim. Partiler üstü olması lazım. Gıdanın, sağlığın partiler üstü olması lazım. Bu ülke bizim çok iyi nesiller yetiştirmek zorundayız. Ama ne yapıyoruz o... Psikolojik vakalarla beyinlerini yok ediyoruz çocukların. Beyinlerini yok ediyoruz. Serotonin meselesini bile tek başına bir program yapıp serotonin konusunu bile programda tartıştırmam gerekiyor. Bu bile anlatabiliyor muyum? Ya biz artık şundan yorulduk.
siyasi partilerin günlük çekişmelerinden, birbirlerine laf sokmalarından biz yorulduk. Biz temel değişiklikler talep etmeliyiz. Ben bunun için bilim programı yaptım. Bilim programında meslektaşlarımızdan küfür yedim yani. Sen de biliyorsun kim olduklarını. Konuyu başka yerlere getirme. Yani bizim de bunu talep etmemiz lazım. Muhalefet partisinden de iktidardan da talep. Yani bana bu kadar çok ilaç verip beni hastalandırıyorsa sen ne yapıyorsun ey devlet? Burada şey kabahat niye doktor olsun canım ya? O sistem onu sorgulamak gerekiyor yani. Ona o eğitimi vermişsin. Benim abimin kızı yeğenim doktor. Şimdi o çocuğu öyle eğitmişsin anlatabiliyor muyum yani? O çocuk da günde kaç tane hastaya bakıyor? Ne yapabilir? Sistemi sorgulamamız gerekiyor bizim. Yoksa biz doktoru niye sorgulayalım orada canım? Doktor kötüdür, doktor bilmem nedir diye. Ya parasını 35 sene boyunca ödeyeceğimiz hastaneler daha yeni kurulmuşken sistemi nasıl sorgulayabiliriz ki? O zaman bak ne oluyor, ne geliyor? Müşteri. Biz dedik hastadan müşteriye döndük. Nereden nereye geldi kapitalizm anlatabiliyor muyum? Nereden nereye geldi? Biz neyi savunacağız burada? Ya hasta nasıl müşteri olur? Müşteri haline geldi. Doluluk garantili. Doluluk garantili bir müşteri haline gelmiş. İşte kapitalizm tıp anlayışı budur. Biz burada kapitalist tıp anlayışını sorgulamamız gerekiyor. Aşı deyip duruyorsun. Bunları sorgulaman gerekiyor. Adamlar gitti Sudan'da, Hortum'da belki hatırlarsın 1998 yılında El Şifa diye ilaç fabrikaları vardı zavallı Sudan'ın. Gittiler onu bombaladılar ya. Siz burada bilmem ne şeyleri yapıyorsunuz. Nükleer silahlar yapıyor. İlaç ve aşı üretiyormuş adamlar. Son ortaya çıktı. Şimdi çocuk felci... En şeyde dünyanın... Bak aşı meselesini dünyaya 20. yüzyılın başında Rockefeller vasıtasıyla geldi. 21. yüzyılın... Çocuk felci diyor. 1960'da okulda dağıtılan Amerikan menşeli süt tozlarından sonra hortlamıştır. O yüzden sizin jenerasyonunuzda çok rastlaması normaldir diyor birisi. Ne kadar güzel işte. Ya konuşalım, onu söylesin, bunu söylesin. Devlet buradan artık anlatabiliyor muyum? Bir şey olsun, bir görev edinsin bunu. Daha doğrusu kamuoyu onu zorlasın. Buralarda karar almak zorunda bıraksın. Devlet niye var? Halkı için var. Halkını bırakmış. Gıdadan zehirleniyor. İlaçla öldürülüyor. Dönüp bakmıyor. Sadece halkı onun için sandıkta oy kullanana dönüşmüş. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bu A partisi B partisiyle ilgili değil. Sadece siyaset yapma biçimini değiştirmemiz, siyasi talep yapma biçimini değiştirmemiz gerekiyor. Anlatmak istediğim o. Peki sonra işte bu kitabın içerisinde sen pek çok ilacın adını zikrediyorsun. İşte bu şunu yaptı, bu bunu yaptı diye. Ama tamamı arkasında şahane bir bibliografya koymuşsun. Hepsinin kaynağı var. Yani bunların hiçbirini bir tarafına uydurmamışsın. Ama bende o ilaç yararlıdır bilmem ne değil mi? Toplatılan ilaçlar aynı. Reklam şirketleriyle A şirketi yan etki sorunları yaşayan ilaçlar. Ve ilacını nasıl yapmış ve sonra o bütün dünyada nelere yol açmış. Evet. Bunları anlatıyorum. Peki bunlar mesela bunlardan dava açılmasından çekinmedi mi? Veya açılacak mı? Açılıyor mu? Sonuç itibariyle Amerika'da onların davaları olmuş ve kaybetmiş. Ve birçok şirket İlaç şirketleri, küresel ilaç şirketleri dünyanın çeşitli yerlerinde açılan bu davalarla milyonlarca dolar para ödüyor. Bizim Türkiye'de hep bu programın temel sözcüğü, farkındalık bu konuda da olması lazım. Şimdi bak Almanya'da... Gerektiği zaman ilaç şirketleri de dava edilebilir bilir, nokta. Tabii ki. Amerika'da bunu yapan çok insan var. Bunu da bilecek. Yakınmayacak. Sen beni bu hale gittin. Amerikan bir hukuk firması... Türkçe sitesi var biliyor musun? İlaçlar konusunda bir sıkıntınız varsa bana başvurun diye. Evet. Onlar oradan bile Türkiye'de müşteri arıyor. Şimdi bak bir vatandaş, bir izleyicimiz Almanya'dan yollamış Metin Bey. Diyor ki ben Almanya'da yaşıyorum epeydir, uzunca süredir de. Ve çocuklarım da var. İsterse kendisine çocuklarımın aşı defterini, orijinalini yollayabilirim. Burada da epey bir aşı yapılıyor. 14-15 aşı yapılıyor. Doğru, aşılarla ilgili tartışma burada da var. Ancak hala aşılar devam ediyor. Yapılmıyor demeyin, yapılıyor. Yanlış. Zorunluluk. Sen istediğin aşıyı yaptırabilirsin. Almanya'da. Mesele o değil. Zorunluluğu konuşuyoruz. Devlet bunu yapmak zorundasını konuşuyoruz.
Yoksa ya aşı yaparsın, niye yapmazsın? Ya aşı yapılmamak için başka ülkeye giden de oluyor. Çocuğunu orada büyütüyor vesaire. Öyle bir şey yok. Yaparsın canım, biz sana A ilacı da alma diyen bir şey olabilir mi? A ilacı da alırsan sen kalp krizinden ölürsün ana. Alırsan al, ne yapalım yani şimdi? Şimdi beyefendiye sordum, zorla mı, mecburi mi yoksa... Ben yok, Almanya'da geçen parlamentodan karar çıktı sadece, kıza bak. Fransa'da difteri, bunlar zorunluluk üzerinden konuşuyoruz. Fransa'dan bir doktor diyor ki difteri dışında aşı yok diyor, diğer aşının tamamı mevcut ve genel olarak uygulanıyor diyor. Ya yok diyor. Demiyoruz, zorunluluğu konuşuyoruz, zorunluluğu. Aşı yoktur diye bir şey yok. Zorunluluk, devlet diyor ki bizim Türkiye'de bu 15 tane aşıya zorunlusun diyor. Almanya kızamık diyor, Fransa difteri diyor. Ya temel mesele niye bu oluyor? Yani insan istediği aşıyı kullanır kullanmaz. Biz aşının bütün yönleriyle tartışılması gerektiğini, bir ön kabulle hareket edildiğini, bunun da korkudan kaynaklanıyor. Ama biz onu konuşmuyoruz ki. Anlatmak istediğim, ya şöyle bir şey olabilir mi yani, Fransa'da sadece difteri aşısı var. Ha yok diğerleri. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Biz zorunluluktan bahsediyoruz. Ne diyoruz, diğer ülkeleri sayıyorsun? İşte İrlanda, İngiltere, Avustralya, İsviçre. Aşılar yok mu burada? Zorunlu değil. Zorunlu değil. Nokta. Zorunlu değil. Hemen bir bilgi vereyim sana. Bakanlıktan gelen bir bilgi vereyim. Ülkemizde hiçbir aşı zorunlu değildir. 1590 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda yalnızca Çek aşısının ülkemiz genelinde zorunlu olduğu yazılıdır. Ancak gelişmelerden sonra o da yapılmamaktadır, zımnen uygulanmamaktadır. Bu hususun düzeltmesini rica ederiz diye. Türkiye'de şöyle yürüyormuş. Hı-hı. İş, onu da anlatmışlar. Sağlık ocağında ve aşı yapacak yerde aşı red formu dolduran kişi hiçbir aşı yaptırmadan çıkabiliyormuş. Anayasa Mahkemesi'ne ve bu konuda Avrupa'daki mevzuatla Türkiye'deki mevzuat arasında hiçbir fark yokmuş. Tam aksine Avrupa'da zorunlu aşı sayısı Türkiye oranında daha fazlaymış. Özellikle İskandinav ülkelerinde. Onu da hemen ekleyerek. O da yeni çıktı biliyorsunuz. Soner'cim çok teşekkürler.